Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün 20. videomuz ve yasama 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım bundan önceki videolar artık herhangi bir sorununuzu bırakmamıştır. Umarım konular anlaşılıyordur deyip hiç vakit kaybetmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı ve karar yetersizliği. Bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kaç milletvekili var? 600 tane milletvekili var. O halde diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı yetersizliği, üye tam sayısının yani 600 milletvekilinin 1/3 ile toplanır. Yani kaç milletvekili? 200 milletvekili. Karar alacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile verilir. Ancak bu salt çoğunluk yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu üye tam sayısının yani 600'ün 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz. Yani bu salt çoğunluk hiçbir halükarda kaçtan az olamıyor? 151'den az olamaz. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı yapacaksa en az 200 milletvekiliyle toplanacak ama karar alacaksa alacağı kararlar 151'in altında olamaz diyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Ve nereye geldik? Milletvekili seçilme yeterliliğine. Bir kere sevgili arkadaşlarım, milletvekili seçilebilmek için bir ne vatandaşı olacaksın? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın ama dikkat edin çifte vatandaşlarda milletvekili olabilir mi? Evet olabilir. İki, kaç yaşını doldurmuş olacaksın 2017 değişikliğiyle? 18 yaşını doldurmuş olacaksın. Peki askerliğini yapmış olmana gerek var mı? 2017 değişikliğiyle birlikte askerliğini yapmış olmana gerek yok. Ne diyor? Askerlikle ilişiğinin olmaması yeterlidir diyor. Dikkat. Zaten adam 18 yaşındaysa nasıl askere gitsin? Daha askerlik yaşı gelmemiş. Arkasından en az ne mezunu? İlkokul mezunu olması yeterlidir. Dikkat et. Yanlışlıklara lise mezunu der. İlkokul mezunu olması yeterlidir. Kısıtlı olmayacak. Hemen hatırlayalım ta ilk videolardan. Hatırlayın bakalım. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yönetim, kötü yaşam tarzı, bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma, yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik, ağır hastalık gibi haller ne sebebiydi? Kısıtlama sebebiydi. İşte kısıtlama kararını kim veriyordu hatırlayın? Geleyim, düğün, düğün, hadi hadi, uyan. Söluk Mahkemesi veriyordu. Demek ki kısıtlı olmayacak. Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ve daha fazla hapis cezası almamış olacak. Taksirli suçlar hariç neydi taksir ilk videolardan? Yasanın suç saydığı bir fiili bilmeden, istemeden dikkatsizliğimizle işliyorsak buna taksirli suç diyorduk. Bunlar hariç. Ve dikkat edin, yüz kızartıcı suçlardan yani zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, terör eylemlerine katılma gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olacak. Eğer ki bu son maddede açılan yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler varsa affa bile uğrasa milletvekili olamazlar diyoruz arkadaşlarım. Dikkat ediyorsunuz bakın. Demek ki milletvekili olacaksam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaşımı dolduracağım. Askerlikle ilişiğim olmayacak. En az ilkokul mezunu kısıtlı olmayacağım. Taksirli suçlara ait toplam bir yıl ve daha fazla hapis cezası almamış olacağım. Ve yüz kızar suçlardan hüküm giymemiş olacağım. Eğer ki bir kimse yüz kızar suçlardan hüküm giyerse affa bile uğrasa ne yapamıyor? Milletvekili olamaz diyoruz. Çok dikkat ediyorsunuz canlar. Peki. Milletvekili olduk.
Hayırlı uğurlu olsun. Milletvekillerinin neyi var? Bir, yasama sorumsuzlukları var. İki, yasama dokunulmazlıkları var. Milletvekiline dokunabiliyor muyuz? Hayır, dokunamıyoruz. Şimdi bu yasama sorumsuzluğu dediği şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani milletvekilleri mecliste kürsüye çıkıyorlar. Hani o kürsüde belli bir süre veriyorlar. Önde süre yazıyor. Görmüşsünüzdür televizyonlarda, haberlerde. O milletvekilleri o kürsüde istedikleri gibi sözlerini, düşüncelerini ne yapabiliyorlar? Söyleyebiliyorlar. İşte buna yasama sorumsuzluğu denir. Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürmüş olduğu düşüncelerinden ve bunların meclis dışında tekrarından sorumlu tutulamamalardır. Ama yasama dokunulmazlığı demek ne demek? Milletvekillerinin seçimlerden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, bak meclis kararı olmadıkça, meclis kararı varsa sıkıntı yok ama meclis kararı olmadıkça milletvekili tutuklanabilir mi? Tutuklanamaz. Sorguya çekilebilir mi? Çekilemez. Yargılanabilir mi? Yargılanamaz. İşte bu yasama dokunulmazlığı olarak adlandırılır ki bu yasama dokunulmazlığına evet milletvekillerine hiçbir halükarda dokunamıyoruz ama arama faaliyetleri bunun dışındadır. Dokunulmazlığın içerisine arama faaliyetleri girmez. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Bak şimdi. Üç tane şöyle boş kutucuk açıyorum. Şimdi bu boş kutucukları ne yapacağız? Birlikte dolduracağız. Şimdi bir kere arkadaşlar. Bak dikkat edin. Diyor ki anahtar kelime zaten. Yasama sorumsuzluğu. Bak yazdım. Süreklidir. Şimdi siz söyleyin. Yasama sorumsuzluğu sürekliyse meclis tarafından kaldırılabilir mi? Kaldırılamaz mı? Kaldırılamaz. Süreklidir bak. Dikkat. Meclis tarafından kaldırılamaz. Çünkü niye? Süreklidir. O zaman gene siz söyleyeceksiniz. Bak. Sürekliyse meclis tarafından kaldırılamıyorsa milletvekilliği bittiği anda sona mı erer? Devam mı eder? Devam eder, süreklidir. Geçmişte söylediği sözlerden dolayı hala daha nedir? Sorumsuzdur arkadaşlar. Dikkat! Milletvekilliği bitse dahi dikkat edin, devam eder diyorum bakın. Milletvekilliği bitse dahi devam eder ve milletvekillerini dikkat edin yasama sorumsuzluğu hem hukuk hem de ceza davalarına karşı koruyan bir bağışıklıktır. O zaman diyorum ki hukuki artı cezai koruma sağlar. Şimdi yasama dokunulmazlığının tam tersi bize neyi verecek? Yasama sorumsuzluğu. O zaman söyleyin. Yasama sorumsuzluğu sürekliydi. Dokunulmazlık sürekli mi? Değil. Geçicidir diyoruz bak. Dikkat. Peki yasama sorumsuzluğu meclis tarafından kaldırılamıyor. Ama dokunulmazlık kaldırılabilir mi, kaldırılamaz mı? Tabii ki kaldırılabilir. Bak. Mesela geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz 3 tane milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Bu yasama dokunulmazlığın kaldırılması kolay mı zor mu? Kolay. Neden biliyor musun? Mecliste oylama yapıyorsun. Bu oylamada üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olmamak üzere yani en az 151 ile kaldırılıyor. Yani basit çoğunluk 151 milletvekiliyle birlikte dokunulmazlık ne yapılabilir? Kaldırılabilir. Yani toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla bu salt çoğunlukta 151'den az olamaz diyoruz. Yasama sorumsuzluğu milletvekili bitti. Devam ediyor. Dokunulmazlık devam eder mi? Etmez. Sona erer milletvekilliği bittiği anda. Bak yasama sorumsuzluğu hukuk ve ceza davalarına karşı korurken dokunulmazlık sadece cezai koruma sağladığını unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada dikkat edin.
Mesela yasama dokunulmazlığından sadece milletvekilleri mi yararlanıyor? Hayır. Cumhurbaşkanı yardımcıları da yararlanıyor. Bakanlar da aynı zamanda yasama dokunulmazlığından yararlanır. Arkadaşlar, normal şartlarda dokunulmazlığı meclis kaldırabiliyor mu? Evet, kaldırabiliyor basit çoğunlukla. Ama iki durumda, bak son maddede açıldı. Meclisin bile kaldırmasına gerek olmadan dokunulmazlık kendiliğinden kalkıyor. Ne bu? Bir, ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde. İki, seçimlerden önce soruşturma başlamış olmak koşuluyla anayasanın 14. maddesindeki hallerde dokunulmazlığı meclisin kaldırmasına gerek yok. Kendiliğinden zaten ne yapıyor? Dokunulmazlık kalkıyor. Demek ki milletvekillerinin söz hürriyeti diyorsa duyayım, ver cevabı, yasama sorumsuzluğu. Ama milletvekillerinin tutuklanamaması, yargılanamaması, sorguya çekilememesi diyorsa yasama, dokunulmazlık. Sürekli olan sorumsuzluk, geçici olan dokunulmazlık. Meclis kaldıramıyorsa sorumsuzluk, meclis kaldırabiliyorsa dokunulmazlık. Milletvekilliği bitse dahi devam ediyorsa sorumsuzluk, ama sona eriyorsa milletvekilliği bittiği andan itibaren yasama dokunulmazlık. Hukuk ve ceza davalarına karşı koruyorsa sorumsuzluk, sadece cezai koruma sağlıyorsa dokunulmazlık. Ve dokunulmazlıktan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yararlanıyor mu? Yararlanıyor. İki durumda kendiliğinden ortadan kalkıyor. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturma başlatılmış olmak koşuluyla anayasanın 14. maddesindeki hallerde dokunulmazlık kendiliğinden kalkıyor. Ve dokunulmazlığın kaldırılması kolay mı? Evet, kolay. Ne diyor? Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla, hatta bu salt çoğunluk üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından da az olamaz. Yani en az 151 basit çoğunluk ile birlikte ne yapılabilir? Dokunulmazlık kaldırılabilir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Dikkat ediyorsunuz. Peki şimdi nereye geldim? Milletvekilliğinin düştüğü yerlere. Sevgili arkadaşlar, milletvekilliği bir, meclis kararıyla düşer, oylama yaparsın. İki, hiçbir işlem yapmadan kendiliğinden de düşebilir. O zaman bak, kendiliğinden düştüğü hallere birlikte bakalım. Bir kere gerçek kişiliğin sona ermesiyle birlikte milletvekilliği ne olur? Sona erer. Gerçek kişilik iki şekilde sona eriyordu söyleyin bana. Ölüm ve gayiplik. Bak, ölüm ve gayiplik ile gerçek kişilik sona eriyor. Gerçek kişilik sona erdi. Otomatikman benim neyim sona erdi? Milletvekilliğim hiçbir işlem yapmadan kendiliğinden sona erdi. Peki milletvekili olmak için ne vatandaşı? Türkiye Cumhuriyeti. Ben bak yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybedersem benim milletvekilliğim ne oldu kendiliğinden? Sona erdi. Peki arkadaşlar hatırlayın. Seçimlerin yenilenmesi. Seçimler yenilendi. Artık seçime gidiyoruz. Milletvekilliğim ne oldu? Sona erdi. Peki size bir soru. Yasamanın ilk videosunda söylemiştim. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri hangi çoğunlukla yeniliyordu? Haydi, üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilinin oyuyla birlikte hatırlayın seçimleri yenileyebiliyordu. Seçimler yenilendi. 60. günü takip eden ilk pazar günü ülke genelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri birlikte yapıyordu. Arkadaşlar ben milletvekiliyim. Mesela belediye seçimlerine, belediye başkanlığı seçimlerine katılırsam milletvekilliğim sona ermez. Ama seçilirsem sona erer. O yüzden ne diyorum? Mahalli idare organlarına seçilmesi, mesela belediye başkanı oldu. Büyükşehir belediye başkanı oldu. Milletvekilliği ne oldu? Kendiliğinden sona erdi. Arkasından kısıtlanması, ki bu kısıtlama kararını kim veriyor? Mahkeme kararı. Mahkeme kararının mecliste okunmasıyla birlikte milletvekilliği kendiliğinden
sona erdi. Peki hatırlayın. Tutuklanırsa mı sona erer, hüküm giyerse mi? Tutuklanırsa milletvekilliği sona ermez. Çünkü hatırlayın, suçluluğu mahkeme kararınca, ispatlanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. O yüzden ne diyorum, kesin hüküm giymesi, ki burada da arkadaşlar gene mahkeme kararının mecliste okunması ile birlikte ne olacak, milletvekilliği düşecek. Peki arkadaşlar, bizim hükümet sistemimiz neydi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Hatırlayın, ikinci ünitenin sonunda anlattım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aynı kişi hem yasamada hem yürütmede görev alabiliyor muydu? Hayır, alamıyordu. O zaman ben milletvekiliyim. Milletvekiliyken cumhurbaşkanı seçilirsem milletvekiliyim, kendiliğinden düşer. Cumhurbaşkanı yardımcısı olursam kendiliğinden düşer. Bakan olursam kendiliğinden düşer. Yanlışlıkla ne koyar? Meclis başkanı olması der. Meclis başkanı olursam milletvekiliğim düşer mi? Düşmez. Zaten meclis başkanı olabilmem için meclise girmem lazım. Meclise girebilmem için milletvekili olmam lazım. O yüzden ne diyorum? Bir, cumhurbaşkanı olması. İki, ne olması? Cumhurbaşkanı yardımcısı olması. Üç, bakan olması hallerinde milletvekilliği kendiliğinden sona erer. Demek ki milletvekilliğinin kendiliğinden sona erdiği yerler ölüm, gayiplik, vatandaşlığın kaybedilmesi, seçimlerin yenilenmesi, mahalli idare organlarına seçilmesi, kısıtlanması, kesin hüküm giymesi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan olması halinde milletvekili kendiliğinden sona erer. Peki meclis kararıyla sona erdiği haller neler? Meclis kararıyla sona eriyorsa mecliste ne yapıyor? Oylama yapıyor. Bir, milletvekilliğinden istifa. Arkadaşlar, milletvekilliğinden istifa eden bir milletvekilinin milletvekilliği mecliste yapılan oylama sonucunda sona erer. Hatta bu oylamada gene ne gerekli? Basit çoğunluk gereklidir. Yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu, bu salt çoğunlukta üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz. Peki iki, devamsızlık. Arkadaşlar, devamsızlık bir ayda 5 birleşim günü toplantısını katılmaması halinde milletvekili, milletvekili mecliste yapılan oylama sonucu sona erer. Ama burada ne gerekli? Üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani 301 milletvekilinin oyuna gerek var. Üye tam sayısının salt çoğunluğu dediği nedir? Bir daha söylüyorum. 600 milletvekilinin üye tam sayısı, yarısından bir fazlası. Ve sonuncusu da arkadaşlar, milletvekilliği ile bağdaşmayan görevi sürdürmesi halinde de arkadaşlar, gene milletvekili mecliste yapılan oylama, ki bu oylamada gene basit çoğunluk ile birlikte otomatikman milletvekilliği düşer diyoruz arkadaşlarım. Dikkat ediyorsunuz. Peki size bir soru. Mecliste oylama yapıldı. Benim milletvekilliğimi düşürdüler. Oylamayla yapılıyorsa bu ne kararıydı, hatırlayın? Parlamento kararıydı. Peki yargı denetimi olan parlamento kararı mı, olmayan parlamento kararı mı? Olan. Hatırlayın, parlamento kararlarının yargısal denetimi yok. Ama 3 tane parlamento kararının yargı denetimi vardı. Meclis tüzüğü, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi. Benim dokunulmazlığım kaldırılırsa veya milletvekilliğim düşürülürse iptal davası demek ki açabiliyorum. İşte burada arkadaşlar, 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açıyorsun. Anayasa Mahkemesi de bunu 15 gün içerisinde karara bağlıyor. Demek ki arkadaşlar, bakın, ben partimden istifa edersem milletvekilliğim düşer mi? Düşmez.
bağımsız milletvekili olurum veya başka bir siyasi partiye girerim. Oradan milletvekilliğim devam eder. Ama milletvekilinden istifa edersen milletvekilliğim düşüyor bak meclis kararıyla. Ben meclis başkanı olursam milletvekilliğim düşer mi? Düşmez. Ama cumhurbaşkanı olursam, cumhurbaşkanı yardımcısı olursam, bakan olursam düşer kendiliğinde. Peki benim dokunulmazlığım kaldırılırsa milletvekilliğim düşer mi? Düşmez. Ama dokunulmazlığım kaldırıldıktan sonra gittim, yargılandım, hüküm giyersem düşer mi? Evet düşer. Bak kendiliğinden hüküm giymesi halinde düşer. Ve 2010 değişikliğiyle birlikte birazdan gelecek, açılacak. Artık beyan ve eylemleri ile partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin milletvekilliği de düşmüyor. O halde milletvekilinden istifa, devamsızlık ve bağdaşmayan görevi sürdürmesi meclis kararı. Diğerleri ölüm, gayiplik, seçimlerin yenilenmesi, kısıtlanması, hüküm giymesi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan olması, vatandaşlığı kaybetmesi kendiliğinden. Meclis kararıyla milletvekilliği düşürülen milletvekili kaç gün içinde nerede iptal davası açtı? 7 gün Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi de bunu kaç gün içinde karara bağlıyor? 15 gün içerisinde. Şimdi bak bu ekranı biliyorsun. Şimdi al sana bir sayfa geçtim. Bak milletvekilin düşmedi halde. Şimdi söyledim. Anlattık. Bir daha anlatalım. Bak ben dokunulmazlığım kalktı. Milletvekilliğim sona erer mi? Ermez. Ama gittim, yargılandım, hüküm giydim, sona erer. Bak partimden istifa ettim, milletvekilliğim sona erer mi? Ermez. Ama milletvekilinden istifa edersem, evet mecliste yapılan oylama sonucunda sona erer. Bak dikkat et, meclis başkanı oldum sona, erer mi milletvekiliyim? Ermez. Ama cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan olursam sona erer. Ve ne dedim? 2010 değişikliğiyle birlikte artık beyan ve eylemleri ile partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin milletvekilliği de ne yapmıyor? Düşmüyor dedim. Dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisinde milletvekilliği düşer düşmez soruları gelebilir. Düşmez sorusu gelirse ahanda işte cevaplara bu dördünden bir tanesini koyacak. Lütfen siz de doğru cevabı yapın. Yüzünüz gülümsesin böyle bir soru gelse. Aa Ali Hoca'dan biz bunu dinlemiştik deyin inşallah diyorum. Ve şöyle bir sayfa daha geçiyorum. Nereye geldi? Ödenek ve yolluklar. Arkadaşlar bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, milletvekillerinin ödenekleri, yollukları, emeklilik işleri kanunla düzenlenir. Ki bir sonraki videoda aslında göreceğiz ama şimdiden şekillensin aklınızda diyorum. Peki bu kanunları kim yapar derse Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Ama bu kanunları kim onaylar ve yayınlar? Cumhurbaşkanı onaylar. Ve nerede yayınlanır derse de ne diyeceğiz? Resmi gazetede yayınlanır. Dikkat ediyorsunuz kanunlara. Ve ödenek ve yollukların en çok 3 aylığı önceden ödenebiliyor. Bir de arkadaşlar seçim kanunlarımız temsilde adalet ve yönetimde istikrarı sağlayacak şekilde seçim kanunlarımız düzenleniyor ve eğer ki seçim kanunlarında bir değişiklik yapılırsa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanır. Neden? Kendine yönelik seçim kanunlarını değiştirme diye. Düşün seçimlere 3 ay kalmış 5 ay kalmış. Ana ben kendime yönelik o zaman bir seçim kanunu değiştir deme diye 2001 değişikliği ne diyor? Bak en altta yazıyor. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde ne yapılamıyor? Uygulanamaz diyoruz. Aklınızda bulunsun. Ve arkadaşlar ülkemizde hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına hem de yabancı ülkelere gönderilmesine kim izin veriyor?
meclis. Şimdi burada arkadaşlar bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermedeyken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına başkomutan sıfatıyla bakın kim karar veriyor, izin veriyor? Cumhurbaşkanı. Ama bak, Cumhurbaşkanı ne zaman? Türkiye Büyük Millet Meclisi yok. Bak nerede? Çizdim, tatilde. Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede? Çalışmalarına kısa süreli ara vermiş. E ülkede de ne var? Ani bir silahlı saldırı var. İşte böyle durumda meclis adına kim? Cumhurbaşkanı. E peki meclis tatile çıkıyor. Her yıl kaç ay? 3 ay tatile çıkıyor. E kısa süreli çalışmalarına ara veriyor kaç gün? 15 günlük kısa süreli çalışmalarına ara verebiliyor. İşte meclis bu zamanlarda bu durum kime ait? Cumhurbaşkanına aittir diyor. Ve arkadaşlar 2017 değişikliğiyle birlikte artık hem milli güvenliğin sağlanmasından hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından dolayı kim sorumludur derse Cumhurbaşkanı. Kime karşı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur diyoruz. O halde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına, savaş ilanına falan kim izin verdi? Meclis. Ama meclis yok. Ülkede de ani bir silahlı saldırı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kim kullanıyor? Cumhurbaşkanı. Meclisin tatil süresi 3 ay her yıl. Ara verme süresi de 15 günü geçemiyor. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından dolayı kim sorumlu? Cumhurbaşkanı. Kime karşı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı. Peki milletvekili seçilme yaşı? 18 yaşının doldurulması. Askerliğini yapmış olmasına gerek var mı? Yok. İl işinin olmaması yeterlidir. En az ne mezunu? İlkokulu mezunu olması yeterli. KPSS şartı var mı? Yok. KPSS şartı yok. Peki. Yüz kızart suçlardan dolayı hüküm giyen bir milletvekili affa uğrasa bile milletvekili seçilebilir mi? Seçilemez. Peki taksirli suçlar hariç toplam kaç yıl ve daha fazla hüküm giyenler milletvekili olamaz? Bir yıl ve daha fazla. Milletvekili meclis kararıyla düşürülen bir milletvekili kaç gün içinde nerede iptal davası açar? 7 gün Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karara bağlar? 15 gün içinde. Meclis başkanı seçildi, milletvekiliğim düşer mi? Düşmez. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı bakan olursam düşer. Dokunulmazlığım kaldırıldı. Düşmez. Hüküm giydim, düşer. Milletvekilinden istifa ettim, düşer. Partimden istifa ettim, düşmez diyoruz. Peki Cumhurbaşkanının, hatırlayın, ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimler yenilenirse Cumhurbaşkanı tekrar aday olabiliyor muydu? Evet, olabiliyordu ama bu 3 defa aday olur anlamına gelmez demiştik. Bir kimse en fazla kaç defa? 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebiliyordu. Peki bana söyleyin bakayım, milletvekillerinin mazbatalarını kim veriyor? İl Seçim Kurulu. Peki milletvekili, milletvekili sıfatını ne zaman kazanıyordu? Mazbatanın düzenlendiği anda. Ama milletvekili ne zaman göreve başlıyordu? Mecliste ant içtiği, yemin ettiği an göreve başlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoda anlattıklarımız işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın canlarım.